Bugün 4 Temmuz 2023 İstanbul'dayız. Kaydımızı Alper Taş ile birlikte yapacağız. Teşekkür ediyoruz kaydı yapmayı kabul ettiğiniz için. Biraz hikayeyi başından alalım. Nerede, ne zaman doğdunuz, nasıl bir aileye doğdunuz onları anlatır mısınız? Evet 23 Nisan çok özel bir günde doğmuşum. 1967 doğumluyum. Rize Pazar ilçesi Subaşı köyü. Annem ev kadını, babam da çay fabrikasında işçi olarak çalışan biriydi. Öyle bir ailede doğdum, ee, ilkokulu Pazar'da, e, ortaokulu İmam Hatip'te, lise 2'ye kadar İmam Hatip'te, sonra düz liseye geçtim. Ondan sonra 84-85'te üniversiteyi kazandım, İstanbul Üniversitesi, yüksek Yüksekokulu o dönemki adıyla, şimdiki adı İletişim Fakültesi olarak değişti. 84-85'te de birinci tercihimdi, o ee, tercihle kazandım. Gazetecilik ve Halkla ilişkiler bölümünü e, bitirdim. 91 yılında bitirdim. 84-85 girişliyim. 12 Eylül sonrası üniversite hayatına e, dahil olduk. E, 12 Eylül sonrasını üniversitelerde e, yaşadık tabiri caizse. Biraz e, geriye dönerek e, sorayım. Hı hı. İmam Hatip girişliyim dediniz. O dönemin... Rize'si nasıl bir Rize, nasıl bir eğitim sistemi, evet. siz neden onu tercih ettiniz onları biraz anlatın. Evet. Şimdi Rize'den öte ben Pazar'da yaşadığım için, Pazar'da doğup orada ilkokulu bitirip orta kısmı İmam Hatip'te başladığım için Pazar politik bir yerdi yani Türkiye çapında, ülke çapındaki politikleşme dalgasından nasibini alan bir kentti. O zaman Karadeniz devrimci fikirlerin, düşüncelerin. Bir hayli e, toplumsallaştı. Bir yerde bizim pazar da bunlardan bir, biriydi. E, doğal olarak e, politikaya ilgim vardı. Politikaya ilgi nedenim birçok yerde de e, söylemişimdir, ifade etmişimdir. Esasen babamdan kaynaklandı. Babam gözleri iyi görmeyen e, biriydi. E, e, fakat okumaya meraklıydı. Okumaya karşı bir ilgisi vardı ve okuyamamanın da bir ne derler, bir mahcubiyetin ezikliğini yaşayan biriydi. Sağ kökenliydi, koyu demirelciydi, Adalet Partiliydi. Eve tercüman gazetesi getirirdi. Tercüman gazetesinin köşe yazarlarını bana okuturdu. Kendisi iyi okuyamadığı için bana okutur. Benden dinlerdi işte Rauf Tamer, Nazlı İlacak, Ahmet Kabaklı ve benzeri. O dönemin özellikle tercüman gazetesi, sağ milliyetçi cephenin çok öne çıkan bir gazetesiydi. Onun sesiydi. Cumhuriyet'te sol kesimin öne çıkan gazetesiydi. Sonra Demokrat gibi devrimci yol geleneğinin oluşturduğu bir gazetede bayağı etkili oldu. Ama esas iki ana gazete vardı. Bir tercüman, iki Cumhuriyet. Babam eve tercüman getirdi Adalet Partisi partili olmasından dolayı. Şimdi o e, Köşe yazılarından hareketle ben politikleştim. Ee, bir hayli politikleştim. Politik kavramlara ilgi duydum. Ee, o açıdan benim politikleşmeme babamın katkısı oldu. Ama tersinden katkısı oldu. Hatta bir gün Nazlı bir televizyon programının arasında sizin sayenizde solcu, sosyalist, devrimci oldum dediğimde şaşırmıştı. Niye dedi? İşte babam bana sizin köşe yazılarını oku, okuturdu. Sizi okuyor okuyor tersinden bile işlendim sol ve sosyalist devrimci oldum. Büyük bir karalama yapardı Tercüman Gazetesi, Fatsa üzerine özellikle o anımsıyorum dün gibi. Hatta bir iki Fatsa etkinliğini de söyledim. Beni devrimci kılan önemli sözlerden biri, e, zalimlerin zulmüne karşı direnelim diye bir Tercüman Gazetesi'nde bir fotoğraf vardı. Altta devrimci gençlik, devrimci yol diye, devrimci yol diye bir ibare vardı. Benim zihnimde böyle bir şey yaratmıştı. Çarpıcı bir etki yaratmıştı. Yani devrimcilik, zalimlerin zulmüne direnmek gibi. Fatsa kötüleniyordu o, o tercüman gazetesinde. Ben ondan dolayı, o ilgiden dolayı İmam Hatip'in verdiği atmosfer de bunu etkiledi. Bir tersinden bilinçlenmeye başladım. Bu, zaten pazar çok politik bir yerdi. Devrimciler vardı. İşte bunu da birkaç yerde söyledim. Hani benim serüvenim açısından e, söylüyorum. Hayat hikayem açısından söylüyorum. İmam Hatip de Hazreti Ömer adaletini çok anlatırlardı. Hazreti Ömer döneminin ne kadar adaletli olduğu ve Hazreti Ömer'in ne kadar adaletli bir halife olduğunu anlatır dururlardı. Fakat sonuçta ben gündelik hayat ve yaşam içerisinde devrimcileri görmeye, izlemeye başladım. Onların kişilikleri, onların yaşam tarzı, onların ilişki kurma biçimleri, tarzları, dayanışmacılıkları, paylaşımcılıkları, ee, savundukları değerler beni etkiledi ve ben onlardan e, yönelen e, bir sempati e, oluştu o sempati giderek e, gelişti güçlendi yani esasen hani nasıl bir dünya istiyorsak nasıl bir hayat istiyorsak nasıl bir gelecek istiyorsak o geleceğin ipuçlarını o gece, geleceğin nüvelerini tarzını kişiliklerini bugünden yaratmak lazım devrimciler, örnek kişilikler, gelecek savunduğumuz dünyanın örnek hayatlarının temsilcileri yani devrimin propagandasını kendi kişiliklerinde, hayatlarında gösterebilen insanlar olmalıdır anlayışının somut örneklerini pazarda devrimcilerin şahsında gördüğüm için imece kültürü, dayanışma kültürü, paylaşma kültürü devrimci siyasetten o manada etkilendim. Ve sonra okuyarak belirli bir bilinç düzeyine kendimi yavaş yavaş taşıdım. Üniversiteye geldiğimde aslında politik bir insandım. Yani üniversitede politikleşmedim. Üniversiteye gelirken devrimci, sosyalist olarak kendimi tanımlayarak üniversite ortamına geldim. E, politik bir öğrenci olarak geldim. Doğal olarak politik bir öğrenci olarak geldiğimden kaynaklı politik ilişkiler aramaya başladım. Politik e, ilişkiler ortamında olmaya çalıştım. Neyin ne olduğunu anlamaya çalıştım. Zaten e, üniversiteye gelişim itibariyle üniversitede de 80 öncesi öğrenci hareketlerinin filizlendiği bir dönemin başlangıç tarihine denk geldim. 84-85 tarihi üniversitelerdeki gençlik hareketinin 12 Eylül sonrası esasen başlangıç tarihi. Ankara Üniversitesi'nde, e, Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dernek kurma çalışması üzerinden başlayan ve esasen 12 Eylül faşizminin üniversitelerde yarattığı, YÖK'le yarattığı o ablukayı kırma doğrultusunda ortaya çıkan ve esasen 91 yılına kadar süren gençlik mücadelesinin 80 sonrası öyle söyleyelim 80'de bir kesinti uğradı üniversite gençlik hareketi. Üniversite gençlik hareketi 80'de kesinti uğradıktan sonra 84-85 yılında yeniden yükselmeye başladı. 84-85 yılında başlayan gençlik hareketi 91 yılında özellikle bu Sovyet e, sosyalist bloğunun çöküşüyle birlikte real sosyalizmin çöküşüyle birlikte gençlik hareketi de e, gerilemeye başladı ama SALT o nedenle değil kendi iç dinamikleri itibariyle de gerilemeye başladı aslında 84-85 ile başlayan ve 91'de e, sona eren e, süreci şöyle tarif edebiliriz. Gençlik hareketinin bir tarihsel döneminin de sona erişiydi. O tarihsel dönemin 12 Eylül öncesinden kalan izleri vardı. Ama özellikle Sovyet sosyalizmi ve reel sosyalizmden yenilmesinden sonra sosyalizmin bir tarihsel dönemi bittiği için gençlik hareketinin de bir tarihsel dönemi bitti. Doğrusu bu, gerçeklik bu. Biz bir arada kalan kuşaktık, bir ara kuşaktık öyle söyleyelim. İki yenilginin arasında mücadele yürütten bir kuşaktık. 84-85'te üniversiteye geldiğimizde devrimci insanlar cezaevlerindeydi, büyük bir baskı ortamı vardı. Bir 12 Eylül'ün yarattığı bir yenilgi ortamı vardı ama biz bu yenilgiyi bir fiziki yenilgi olarak, bir tür politik yenilgi olarak görüyorduk, bir ideolojik yenilgi olarak görmüyorduk. Ve toparlanabileceğimiz o fiziksel ve politik yenilgiyi aşma konusunda üniversite üzerinden bir mücadele ile bir sıçrama yapabileceğimizi düşünüyorduk ve bu konuda çok önemli eylemler gerçekleştirdik, çok önemli gençlik zemini oluştu, gençlik hareketi büyüdü, gelişti. E, fakat e, özellikle 89'lu yıllardan sonra e, az önce de söylediğim var olan sosyalizmlerin yenilmesiyle birlikte mesele bir fiziki politik yenilgi olmaktan çıktı. Dünya çapında bir ideolojik yenilgi haline dönüştüğünden dolayı biz de o yenilginin e, üzerimize düşen payını fazlasıyla aldık. 71'den sonraki yani askeri muhtarayla birlikte, Yaşanılan baskı ortamından sonra gelişen öğrenci hareketi ve sonrasındaki e, toplumsal muhalefet ve onun yükselişiyle çok e, bağlantı kuruluyor. Ve orada bir e, yükselişe doğru giden bir ivme olduğu söyleniyor. 80'den sonra ise böyle bir e, ivmenin e, gözlemlenemediği söyleniyor pek çok e, evet. anlatıcı tarafından en azından bizim tecrübemiz böyle. Ne dersiniz ona bu e, öğrenci hareketinin tekrar hareketlenmesi, yükselmesi sizce bunun bir göstergesi olabilir mi? 80'deki darbe nasıl bir kırılma yarattı ve öğrenci hareketi nasıl devam etti? Şimdi aslında? öğrenci hareketiyle devrimci hareket arasında çok paralel bir ilişki var. Yani ne zaman devrimci hareket büyüdüyse, gençlik hareketi de büyüdü veya devrimci hareket bir gençlik hareketi olarak da büyüdü. Doğrusu bu. 1965'lerde özellikle tipin varlığı, sonra dev genç özellikle 70'li yıllara kadar işte orada radikal devrimci hareketler, THKPC, THKO gibi Türkiye İhtilalcı İşçi Köylü Partisi, İbrahim Bakayan'a savunduğu çizgi gibi çok ihtilalcı yapılar yenildiler doğal olarak. Ama o yenilgi bir ne derler bir fiziki yenilgi oldu. O hemen aşıldı. Onların mücadele geleneklerine sahiplenen çok büyük bir kitle hareketi, bir devrimci hareket dalgası Türkiye'nin her tarafını Edirne'den Kars'a kadar sardı. Doğal olarak Gençlik Hareketi de ona paralel gelişti. Ve Gençlik Hareketi 70'lerde bir üniversitesi üniversite hareketi olmaktan çıktı. Bir memleketin bütün mahallelerine, köylerine, en ucuza köşelerine kadar yayılan bir devrimci hareket haline e, dönüştü. Yani gençlik hareketi e, üniversite hareketinin ötesinde mahallelere ve Türkiye'nin her tarafına kendi kadrolarını yayan ve Türkiye devrimci mücadele tarihini e, oluşturan bir harekete dönüştü. 65'lerde e, devrimci mücadelenin ana karakteri anti-emperyalizmdi, öne çıkan mücadele başlığı anti-emperyalizmdi. Gençlik hareketinin de ana e, ekseni anti-emperyalist bir eksendi. Bu 70'ler sonrasına geldiğinde yükselen devrimci hareketi bastırma saykı ile e, yukarıdan aşağıya siyaya, mit mit ile eliyle yukarıdan aşağıya geliştirilen e, iç savaş stratejisi doğrultusunda sivil faşist e, saldırılar söz konusu olmasından itibaren Gençlik Hareketi ve Devrimci Hareket bir antifaşist hareket olarak gelişmeye başladı. Yani 65'lere damgasını vuran anti-emperyalist mücadele çizgisi çizgisiydi. 75'lere damgasını vuran antifaşist mücadele çizgisiydi. Bu noktada bir paralellik, bir süreklilik var. Fakat bu dalga bir gençlik mücadelesi dalgasının ötesinde Türkiye'nin birçok yerine yayılan bir aydınlanma hareketi, bir devrimci demokratik hareket olması itibariyle egemenlerin, emperyalistlerin hedefi haline geldi ve 12 Eylül esasen solu bastırmaya, bu aydınlanmayı bastırmaya, bu yükselişi bastırmaya dönük büyük bir darbe olarak ortaya çıktı. Ondan sonraki süreç bir kesintili süreç. Yani dediğim gibi bir 4 yıllık bir süreç zamanı içerisinde üniversitelerde yeniden başlayan bir gençlik hareketini görüyoruz. Bu gençlik hareketi bir önceki dönem gibi yanı başında bir devrimci hareketle birlikte yürüyen bir mücadele tarihi olarak ortaya çıkmadı. Onu söyleyeyim. Yani biz geçmiş devrimci mücadele geleneğinden etkilenen gençler olarak kendi bulunduğumuz üniversite alanından nasıl yeniden kendimizi var edebiliriz saykiyle ortaya çıktık. Yani yanı başımızda bir devrimci hareket gençliği de kavrayan bir devrimci hareket yoktu. Gençlik mücadelesini devrimci hareketle sınırlamadan gençliğin devrimci mücadelesini bir devrimci hareket yaratma mücadelesiyle de ilişkilendirerek üniversitelerde var olmaya ve faşizme karşı demokrasi mücadelesi geliştirmeye ve bunun eksenine de yükü koymaya, yükün antidemokratik faşizan uygulamalarını karşı mücadele geliştirme, özellikle e, polis idare işbirliği, özellikle harçlar, atılmalara karşı bir mücadele olarak e, gelişti. Ve bizim o dönemki eksenimiz, yani e, 65'ler antifaşist, 75'ler antiemperyalist dedik, bizim dönemi e, tarif edersek eksen olarak faşizme karşı demokrasi ekseni, yani demokrasi eksenli bir mücadele ve yüce karşı bir mücadele ve orada ürettiğimiz slogan, Orada benimsediğimiz slogan, gençliğin eyleminin içerisinden doğan slogan ve mücadelemizin ana eksenini belirleyen slogan, üniversiteler bizimdir sloganı oldu. Üniversiteleri her alanda sahiplenen, üniversiteleri üniversitede üreten, çalışan, e, okuyan, işte öğrencisiyle, öğretim görevlisiyle ve emekçisiyle birlikte bir bütün olarak ele alan, ve bir e, akademik demokratik e, mücadele alanı olarak gören ve özellikle Demokratik Üniversite şiarıyla e, 12 Eylül'ün YÖK'le e, yaratmak istediği karanlığı aşmaya dönük bir mücadele süreci olarak gelişti. 91'e kadar çok önemli kitle eylemlilikleri ortaya çıktı. E, mesela gençliğin 15-16 Haziran diye tanımlanır. 14 Nisan 1987 o tek tip dernek yasasına karşı Büyük yürüyüş, yani Aksaray'dan Beyazıt'a doğru binleri bulan yürüyüş ve Türkiye'nin her tarafına yayılan direniş çok tarihsel bir direniştir. İşte 14 Nisan 87 Teklip Direnek Yasası'na karşı Aksaray'dan Beyazıt'a doğru yapılan yürüyüş gençliğin 80 sonrası en büyük direnişiydi. Onun öncesinde intihar eden İsa Tanrı'nın verdi arkadaşımızın anısına da bir eylem düzenlemiştik Sultanahmet'te Marmara Rektörlüğü önünde. O da büyük bir eylemdi. Fakat esas tarihsel olarak belirleyici eylem, yani 84-85 ve 91 arasında gençliğin en büyük, ilk büyük karşı çıkışı, karşı koyuşu, ANAP iktidarının bütün kurulmakta olan dernekleri e, tek tipleştirme e, politikasına karşı e, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin her yerinde geliştirilen e, direnişti. Onun meyvesini aldık zaten yasa geri çekildi. O gençliğin en büyük e, direnişiydi. E, bak işte yükseliyor fırtına yıllardan sonra yollardan sonra e, şiirini de yazdıran Murat Amungan'a yazdıran evet Murat Amungan'a yazdıran bir dönem diyor çok önemli bir dönemdi. İkinci büyük direniş yine polis baskısına karşı işte siyasal bilgilerde başlayan bir tür 28 Nisan 88'de bir tür fiili rektörlük işgaline dönüşen büyük bir eylemdi. O da çok tarihsel bir eylemdi. Son dönemin son büyük kitlesel eylemi benim de okuduğum İstanbul Üniversitesi basınca yani yüksekokulu işgali diye geçen, aslında e, fiili bir işgale dönüşen, orada o sivil faşist idare işbirliğiyle yapılan saldırılara karşı öğrencilerin kendisini savunduğu büyük bir işgal e, işgale dönüşen eylemdi. Bu üç e, eylemlilik, tabi arada e, çok eylemlilikler oldu, çok mücadele oldu, e, çok anlamlı çabalar, çalışmalar oldu ama esasen bu üçü, Bizim dönemi karakterize eden en önemli kitlesel gençliğin çıkışları oldu. Peki bu e, dönemde öğrencilerin politize olması 80 öncesi var olan örgütlerin bir iz düşümü nedeniyle mi oldu yoksa tamamen demokratik talepler etrafında? bütünleşen öğrencilerden mi bahsediyoruz? Nasıl bir politizasyon? Şimdi politikası? ikisi birlikte oldu. Tabii öğrenci hareketini ve dernekleşme sürecini geliştiren özeller genelde geçmiş siyasi hareketlerin bir tür taşıyıcıları, bir tür takipçileri, bir tür sempatizanları. Tam o dönemi yaş itibariyle yaşamamış ama o dönemden etkilenmiş. Kendini şu veya bu siyasal çizginin bir devamı olarak gören ee, insanlar, kişilikler öncülük etti tabii ama bu öncülüğü aynı zamanda böyle bir süreçten geçmemiş, son derece sıradan, demokrat niteliği itibariyle katılan ve orada politikleşen oldukça önemli bir öğrenci kitlesi de buna eşlik etti. Yani geçmişten alan ama bugünü kavrayan, o dönemi kavrayan gençlik hareketi olarak Doğdu, azımsanmayacak bir kitlesellik ve bir seferberlik yarattı. Yani 84-85 zor bir dönemdi. Yani 12 Eylül'ün baskısının sürdüğü bir dönemdi. Bir gözaltına alındığınızda yine o dönem 10 günden aşağı gözaltından çıkamıyordunuz. Her tarafta, yurtta, okulda, her tarafta büyük bir baskıyla karşı karşıya kalıyordunuz. En ufak eyleminiz bunlar zaten en ufak basit taleplerle başlarlar bu anarşistliğe vurgusunun kulaklara küpe edildiği ve bütün idarecilerin en küçük öğrenci talebiyle ilgili eylemi bile bastırma konusunda mahir olmaya çalıştıkları bir dönemdi. Çok sert koşullardı yani o yüzden tabii bir 65 ile bir 75 ile kıyaslanmaz elbette ama 84-85 dönem öyle öğrenci gençlik hareketi açısından zor bir dönemdi. Yenilginin izlerini taşıyan bir dönem çünkü o iki dönem bir yükseliş döneminin gençlik hareketiyle e, den söz edebiliriz 65-75'lere. Ama biz yükselen bir e, devrimci mücadelenin değil, gerileyen ve yenilen bir mücadelenin e, parçası olarak üniversitelerde ayakta kalmaya çalışan ve bir mücadele geleneğini e, yeşertmeye, yaşatmaya çalışan bir kuşaktık. O yüzden az buz bir iş değildi bizim de yaptığımız. Tam bunu aşma çabası içerisindeyken işte meşhur, dünya çapındaki o yenilgi, tarihsel yenilgi tabii bizim de doğal olarak geliştirdiğimiz pratiklerin çökmesine neden oldu. Ama sadece ondan kaynaklı değil elbette öğrenci gençliğin kendisini yetkinleştirememesi, bir üst düzeye sıçratamaması, işte rekabetçilik, dar görüşlülük, işte ne bileyim buna benzer faktörler de yani kendi içinden kaynaklı faktörler de tabii gençliğin, bir üst düzeyde kendisini politikleştirmesine ve kalıcılaştırmasına engel oldu ama onu becerebilseydik bile o sürecin, bu dünya çapındaki yaşanan ideolojik yenilginin izleri etkili olmaya başlamıştı ve başlayacaktı. Bundan sonra bizden sonraki kuşak bir anlamlı koordinasyon süreci olarak gelişti. Onlar da anlamlı harçlara karşı bir mücadele olarak gelişti ama bir noktadan sonra mesela 2000'li yıllara geldiğimizde böyle bir e, belirgin bir gençlik hareketi, üniversite gençlik hareketinden söz etmek mümkün değil. Yani geriye çekilen e, ve şu an mesela bir gençlik hareketi yok. Ama ilginç bir biçimde Boğaz Üniversitesi'nde hala daha süren bir direniş var. İlginçtir, e, yani bu da çok önemlidir. E, yani öğretim görevlilerinin dahil olduğu ki bizim e, gençlik eylemlilikte öğretim görevlileri dahil olamazdı bir öğrenci gençliği üzerine yükselirdi. Öğrencisiyle öğretim görevlisiyle birlikte çok uzun süreli bir direniş olarak Boğaziçi Üniversitesi direnişi de bir yere kaydetmek lazım. Yani bizim dönemde bile bizim güçlü olduğumuz, görece güçlü olduğumuz dönemde bile öyle bir direniş o düzeyde olmadı. Ama Boğaziçi Üniversitesi'nin bir direnişi olarak sınırlı kaldı. Onu destekleyen, ona dayanışma gösteren bir gençlik mücadele deneyimi söz konusu yok, ortada yok, örgütlü yok ama bizde öyle değildi yani bizde bir yerde bir şey söz konusu olduğunda bütün İstanbul çapında gençlik sahiplenirdi. Hatta bırakalım İstanbul çapını, Türkiye çapında bir karşılığı olurdu. Yani en son işte e, örnek verdim 14 Nisan. Bu çok önemli bir eylemdi Türkiye çapında. Bütün Türkiye'ye yayıldı. Bütün Türkiye'de ses getirdi. Bu eylemin başarısını iyi değerlendiremedi öğrenci gençlik hareketi. Bu da önemli bir nokta. Çünkü o eylem örgütlenişi itibariyle öğrencileri söz ve karar sahibi kılan bir eylemdi. Bütün öğrencilerin bulunduğu mekanlarda, işte yemekhanelerde, yurtlarda, amfilerde, sınıflarda, işte bahçelerde, üniversite alanının her düzeyinde tek dernek yasası konuşuldu, tek tip dernek yasasının ne getireceği anlatıldı. Yani bütün öğrenci kitlesi sorunun bir parçası kılındı, bir öznesi kılındı. Bir sürecin içerisine sokuldu. Yani belirli dar bir alanda konuşulan, tartışılan bir mesele değil. Gençliğin temel meselesi haline dönüştürüldü. Dönüştürüldüğü için çok gizli koşullarda yapılan bir eylem, bir direniş olarak gençliğin sahiplendiği bir eyleme geldi. Yani ben biraz uzun boylu, biraz değil uzun boyluyum, de, uzun boylu olmamdan kaynaklı. Mesela Aksaray'dan başladığımızda yürüyüşe, işte Edebiyat Fakültesi'nin oraya geldiğimde şöyle bir geriye baktım, gerisi gözükmüyordu. Yani zaten Beyazıt'a varmadan önümüzü polis kesti ve gözaltılar yaptı. Yani şaşırmıştık, yani her birimiz şaşırmıştık. Bu eylemin başarı nedeni öğrencileri en basit noktada politikayla ilişkisini dolaylı kuran öğrenciyi bile meselenin odak noktasına yerleştirmesiydi. Onu özne kılmasıydı. İşte 14 Nisan'ın bu tarzını gençlik hareketi yenileyemedi, yeniden üretemedi, aşamadı. Ve ee, o noktada giderek e, gerileyen bir süreç e, ideolojik, tarihsel bir yenilgi ile beraber e, miadını doldurdu. Biraz önce konuşurken öğrenci hareketinin e, üniversitelerden çıkıp mahallelere, köylere ve yerele e, artık nüfuz ettiğini ve oradan daha büyük bir toplumsal hareket haline dönüştüğünden bahsettik. Acaba sizin döneminizde biraz daha kampüsün içerisinde bir sıkışmış bir muhalefetten mi bahsediyorsunuz? Evet. Tam bunu, da öyle. Bunu engellemek ya da bunu aşmak için herhangi bir girişim olmadı mı? Ya onu aşmak bir devrimci hareket kurma işiydi. O devrimci hareket kurma işi 75'lerde olduğu gibi tamamen gençliğin kadrolaşmasıyla ve kadrosu olabilecek bir iş olmaktan çoktan çıkmıştı. Yani bir devrimci hareketin ana kadrosu bir gençlik olarak ortaya çıkabilecek bir boyuttan çıkmıştı doğal olarak biz üniversite içerisinden devrimci bir hareketin yaratılması sürecine katkı vermeye çalışan Özner olarak kendimizi gördük O hareketin kendisinin yerine kendimizi koymadık bu hareketin kendisi olmayı düşünmedik tasarlamadık ama şöyle bir şey yaptık tabii, yapmadık değil toplumsal muhalefet alanları gelişmeye başladı kamu Çalışanları hareketi işte insan hakları hareketi o dönem İşçi işçi hareketi mesela 89 bahar eylemlilikleri filan o noktalarda ortaya çıkan hareketlerle tabii bağ kurmaya çalıştık. Onların direnişlerine destek vermeye çalıştık. Bilmiyorum, bilmiyorum diyorum, biliyorum. Netaş grevi vardı 12 Eylül sonrası. ilk İlk grevdi mesela biz gençlik olarak Netaş grevine de gittik. Ona da destek verdik. ya, yani onun yanında bulunduk. Yani kendi mücadele alanımızın dışında olan alanlara karşı ilgimiz, dayanışmamızı eksik etmedik ama 75'lerde olduğu gibi gençlik kadrolarının Türkiye'nin her tarafına giderek bir devrimci hareket yaratma görevi içerisinde olmadık. Bunun olabilme koşulları da yoktu. Dönem bambaşka bir koşuldu. Az önce de söyledim bir yenilgi döneminin koşulları içerisindeydik. Hani o kesintiye uğramasaydı, büyük bir tarihsel ilgiyle karşı karşıya kalmasaydık, yani bizim gençlik hareketi, işte işçi hareketi, işte insan hakları hareketi, demokratik hareketler, işçi sınıfı hareketi ve benzeri noktalarda ortaya kamu çalışanları hareketi ortaya çıkan mücadelelerin içerisinden bir devrimci hareket yaratma durumu da söz konusu olabilirdi. Bu olamadı, bu geliştirilemedi. Bir e, toplumsal hareketlerin bir siyasi merkezi, e, siyasi hareketi, devrimci hareketi o konjöktür içerisinde e, oluşamadı. E, benim geldiğim gelenek itibariyle e, bir noktadan sonra tartışma süreci denilen bir sürecin içerisinde e, bir devrimci e, siyasi merkez, e, yeni döneme uygun yeni bir siyasal merkez, inşa etme konusunda özgürlük ve dayanışma Partisi oluştu o özgürlük ve dayanışma Partisi üzerinden toplumsal muhalefet alanlarına bir siyasal zemin sunan bir yapılanma ihtiyaç olarak doğdu yani ama bu Ödepe tabi Tabiri caizse 75'lerin devrim 77'lerin 75'lerin devgenci 77'lerin 77-78'lerin ee, devrimci yolu gibi örnek vermek açısından elbette değildi. Farklı dönemlerin farklı e, e, ürünü olarak e, ortaya çıktı. Biri yükselen bir devrimci mücadelenin ihtiyaçlarına göre kendisini tanımlayan bir hareket. E, partileşmeyi, Marksistlerin ismi manada partileşmeyi amaçlayan bir hareket. Diğeri ise... Sosyalizmin yenilgisi üzerine, sosyalizmin yeni bir tarihsel dönemini başlatma konusunda bir başlangıç noktası olma ve e, giderek meşruiyetini e, yitiren sosyalizm fikrini yeniden canlandırma, yeniden toplumsallaştırma manasında ortaya çıkan bir e, yasal ama yasalcı olmayan bir politik araç, meşru bir politik araç olarak ortaya çıkan ÖDEPE ile e, sosyalist devrimci hareketin de esasen e, yeni bir dönemi başladı. Yani ÖDP e, 12 Eylül sonrası e, sol sosyalist hareketlerin birleşik manada döneme uygun e, yeni bir ortak zeminiydi. ÖDP ile beraber sosyalist hareketin de bir dönemi e, tamamlandı, bitti doğrusunu söylemek gerekirse. ÖDP ile başlayan başka bir dönemin içerisinde Türkiye sol ve sosyalist e, hareketleri ortaya çıkmaya başladı. Biraz şeyi de sormak istiyorum. Bu eylemlikler dışında öğrencilerin sosyokültürel hayatında yer etmiş mekanlardan bahsedelim hı hı. istiyorum. Özellikle İstanbul Üniversitesi, Beyazıt, bunların her biri zaten kendi içerisinde bir bellek mekanı. Önceki dönemlerdeki öğrenci hareketlerini de düşünürsek. Nerelerde Kalıyordu buraya gelen öğrenciler. Yurtlar hala var mıydı beyazıtın çevresinde? Nerelerde sosyalleşiyordunuz? Şimdi esasen yurtlar olarak iki yurt öne çıkıyordu. Edirne Kapı üç yurt, Edirne Kapı öğrenci yurdu, Atatürk öğrenci sitesi. Bir de Kadırga yurdu. Bu yurtlar zaten üniversitenin, yani İstanbul Üniversitesi etrafından söz ediyorum. Önemli yurtlardı. Bu yurtlarda da çok önemli. E, direnişler olurdu, protestolar olurdu. Yani bir eylem ve e, ne derler, toplanma merkezleriydi, bir yaşam merkezleriydi. E, fakat bizim e, hareketin, Gençlik Hareketi'nin ana mekanı Süleymaniye'ydi. E, Süleymaniye'nin etrafındaki lokantalar, kahvelerdi. Biz oralarda lokantalar, kahvelerdi bizim mekan. Biz oralarda esasen tartışmaları yürütürdük, yaşamı paylaşırdık, çayımızı içerdik. Kimin parası varsa onun parasıyla gidip yemek yerdik. Hayatı oralarda paylaşırdık. Yani bir simce me mekan dersek, Gençlik Hareketi'nin kendisini ürettiği mekan dersek, Süleymaniye çevresiydi. Yani üniversitenin arka tarafıydı. Orası bizim toplumsal ulaştığımız yaşamı paylaştığımız her şeyimizi konuştuğumuz öğrenci hareketini de konuştuğumuz Hatta bazı eylemleri planladığımız tasarladığımız mekandı yani Süleymaniye onun onun önce hat, bizim şu an bile Süleymaniye grubumuz var o dönem mesela kendimizi öğrenci kuşağının bir parçası olarak hissedenler olarak kendimizi ifade ettiğimiz bir Süleymaniye WhatsApp grubumuz var bir arkadaşımız da o dönemi yazdı. Ee, Süleymaniye günlükleri diye Özlem arkadaşımız o dönemi de ifade eden Süleymaniye bizi ifade eden bir mekandı. Yani Süleymaniye çocuklarıyız öyle söyleyeyim. Peki İstanbul'un e, geri kalanıyla ilişkileriniz nasıl? Bir de diğer üniversitelerle yani Ankara'daki, İzmir'deki, büyük şehirlerdeki diğer üniversitelerle koordinasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi bu tabii çok önemli bir şey. Yani birbirimizi biz mücadelenin içinde bulduk. Bak bu çok önemli. Yani bir eylemlilik içerisinde birbirimizi bulduk ve hangi siyasetteniz onun içerisinde birbirimizi tanıdık ve tanımladık. Doğal bir süreç vardı. Yani kimse kimsenin üstünde değildi. Ee, herkes kendisini o mücadelenin içerisinde tanıyarak, tanışarak, bularak e, kurdu. Ve onlar parça parça bir koordinasyon tarzında örgütlenmeye başladı. Yani dernekler, derneklerin dayandığı koordinasyon, yani çeşitli dernek çalışmalarının bir koordinasyonu. Sonra onlar federasyon haline getirilmeye çalışıldı. 90'la, 91'de sanırım federasyon kuruldu ama geç kuruldu. Çünkü Gençlik Hareketi'nin bittiği bir dönemde federasyon kurmanın çok fazla bir mantığı olmadı. Ee, Birbirimizi koordinasyon, İstanbul'da İstanbul Öğrenci Dernekleri Koordinasyonu vardı, Öğrenci Dernekleri Platformu Koordinasyonu vardı. İşte o koordinasyonları Ankara'da o süreci yürüten arkadaşlarla koordinasyonu kurdu, İzmir'dekilerle kurdu. Bir dönem ben İzmir'e mitinge gittiğimizi hatırlıyorum, Ankara'da bir gece etkinliğe gittiğimizi hatırlıyorum. Yani doğal mücadele içerisindeki insanlar mücadelenin ihtiyaçlarından hareket, kendi koordinasyonlarını kurdular. Zaten 14 Nisan eylemini de işte o koordinasyon, yani öğrenci dernekleri platformu örgütledi, onun kararıyla örgütlendi. Orada da demokratik bir usul vardı yani eylem önerilir, itirazlar, karşı itirazlar, farklı eylem önerilir. Sonra oylama olurdu, oylama sonucunda işte karar alır. Mesela bir grup arkadaş o dönem bu yürüyüşe karşı çıktı, i̇şte Ankara'ya bir otobüsle gitme dilekçe verme eylemini o gün şey yaptı, tasarladı. O da öğrenci hareketinde iki çizgi olarak ayrışmaya uğraştı. Yani var olan bir tartışma, bir eylemle, bir iki çizgi arasında bir ayrışmaya uğraştı. Bunlar böyle gelişti yani birbirimizi mücadele içerisinde bulduk, onun koordinasyonunu kurduk, ilişkisini kurduk ve o ilişkilerin mekanizması üzerinden karar alma süreçleri geliştirdik. Ama o karar alma süreçlerini daha nitelikli bir federatif bir pardon bir federasyon öğrenci gençliğin tıpkı 70'lerde olduğu gibi bir ayöt, bir iyot gibi yani merkezi bir, en azından İstanbul çapında İstanbul Öğrenci Gençliği ve Merkezi Gençlik Örgütü haline dönüştürme projesi kaduk kaldı. Peki o ayrışan iki çizgi neydi? Onları biraz açıklar mısınız? Şimdi onlar birincisi yarıncılar denilen bir grup vardı. O arkadaşlar gene de tip, tekapet, dediğimiz geleneği sahiplenen arkadaşlardı. Çok etkinlerdi başlangıçta. Onların hakkını vermek lazım. İlk gençlik hareketlerinin oluşum sürecinde gayet sürecin içindelerdi. Yani bu dernekleşme sürecini esasen başlatan yapılanmalar onlardı. Fakat zaman içerisinde bu tip TKP, TİSİP geleneğinden farklı olan daha radikal devrimci örgütler ve hareketlerden etkilenen kesimlerle yarıncılar arasında dediğimiz grup arasında eylemlilik çizgisi, gençlik hareketine bakış çizgisi, mücadele tarzı çizgisi ve benzeri konularda farklılık ortaya çıktı. İşte bu farklılığın yansımasını bulduğu eylem 14 Nisan oldu. 14 Nisan eylemine mesela bu arkadaşlar katılmadı, başka bir eylem yapmayı tercih ettiler. O gençlik hareketinde onların şeyini bitirdi tabiri caizse, ikisini bitirdi yani onlardan daha radikal, daha bağımsız gelişen bir gençlik hareketi oldu. Ama bugünden bakıldığında esasen tamam o eylem anlamlıydı, çok etkiliydi, çok gerekliydi, işlevli de oldu, başarı da oldu. Fakat oradan sonraki süreçte şunun öz eleştirisini yapmak lazım. Çok fazla politikleşti öğrenci gençlik hareketi. Bizim açımızdan, kendi geleneğim açısından yani biz gençlik mücadelesinin kadroları olarak bir devrimci hareketin kadrosu olarak kendimizi hiçbir zaman tasarlamadık, ortaya koymadık ama bazı illegal devrimci örgütler ve yapılar bütün kanlarını gençlikten aldılar ve gençlik hareketinin içerisinden insanları kendi merkezlerine çekerek bir tür onlar üzerinden gençlik hareketini fazla set ve aşırı bir politizasyonun içerisine e, sokmaya e, çalıştılar. Yani e, biz polis idare işbirliğine karşı çok önemli direnişler verdik. E, polisi üniversitesinin, üniversitenin dışına çıkardık. Yani polis dışarı üniversiteler bizimdir diye. Çok önemli eylemlerle polisin üniversite içerisinde en azından resmi olarak üniversite içerisindeki pozisyonunu e, kaldırdık ve bir meşruiyet, polisiz üniversite ortamı meşruiyeti yarattık. Fakat ondan sonra üniversiteler tabii çok rahat oldu. Her siyaset, yani örneğin İstanbul Üniversitesi herhangi bir eylemin parçası olmamış, orada emeği olmamış bir siyaset geliyor, atıyorum. Bombalı pankart üniversitenin içerisinde. Bu kadar absürt. Veya gidiyor işte yukarıda bir yer tutmuş kendini. Orada günün siyasal gelişmelerine bağımlı olarak sabah bir pankart, öğle bir pankart, akşam bir pankart. Yani bu kadar yani politizasyon adı altında bu kadar apolitik bir siyaset tarzı ve burada işte devrimci örgütlerin de bu gençlik hareketinden çıkan kadroları bir an önce kendilerini alma ve kendilerini bunlar üzerine inşa etme çizgisi aslında bir akademik demokratik mücadele içerisinde gelişen gençlik hareketinin kendi dinamiklerini boğmasına yol açtı. Çok fazla sert ve aşırı bir politikleşme ortamı söz konusu oldu ve dernekler unutulmaya başlandı. Öğrenci gençliğin akademik demokratik sorunları unutulmaya başladı. Devrimci Türkiye'nin devrim sorunlarının devrimci çözüm adresleri ve mekanları haline üniversite gelmeye başladı. Bu üniversite hareketinin boyunu aşan, çapını aşan işlerdi Ve o noktada gerileme zaten başladı. O rekabetçilik zaten aynı zamanda hani nesnel manada sosyalizmin bir tarihsel ilgisine dın dışında işte bu mantık, bu anlayış da öğrenci hareketini geriye, rekabetçi bir eksene taşıdı ve gerilemesinde büyük bir rol oynadı bu çizgi. O yüzden yani yarıncıların o dönemdeki tutumu yanlıştı, tamam. Ama sonuç itibariyle yarıncı arkadaştan ortaya koyduğu akademik demokratik mücadele formunun terk edilerek yani bir işte bakın biz üniversitenin içerisinde herif dediğimizi yapıyoruz gibi bir mantaliteyle orayı gerçek zemininin dışında kullanmak ve değerlendirmek geniş öğrenci kitlesinin de devrimci öğrencilerle arasını açtı. Mesela biz şunu yapabilirdik. Polis dışarı çıktı. Hatta bazı gruplar polisin üniversite dışına çıkmasıyla yetinmeyip Beyazıt Meydanı'nda polise kavgaya giden, polisi de Beyazıt Meydanı'ndan atmayı devrimcilik olarak gören, bunun sonu yok ki yani bu başka bir şey yani sen şimdi üniversiteyi polissiz bir üniversite, sivil polisler var tabii onları çözebilmek mümkün değil ama bizim tanıdığımız sivil polisler yok en azından veya resmi polisler yok. Üniversiteyi sen kendi bir alanın haline getirmişsin. Bu noktada 12 Eylül'ün bir ürünü olan polis baskısı üstünde, polis hegemonyası üstünde bir üniversite alanı olmaktan mücadeleni de çıkarmışsın. Şimdi bu çok önemli bir kazanım. O zaman ne yapman lazım ha? Nasıl bir üniversite istediğini somutlaman lazım, göstermen lazım. E şimdi ne oldu? Bu sefer gidiyorsun Beyazıt Meydanı'nda polisle çatışan ve polisi oradan uzaklaştırmayı bir siyaset felsefesi aslında yapılması gereken tam da kendimizle baş başa kaldığımız bir noktada nasıl bir üniversite istiyorsak, akademik demokratik üniversitenin organlarını, işleyişini, biçimini, tarzını, hukukunu, demokrasisini, felsefesini, kültürünü yaratmamız lazım. O zaman ne oldu? Ya bunların işi gücü işte yani demokratik özel üniversite diye bunlar wow, kavga, dövüş filan gibi bir e, geniş öğrenci kitlesinde e, esasen e, bizim aramıza mesafe açan onlarda bir yaklaşım oluşumuna yol açtı, yol açtı. Haksız da değiller yani. Şimdi biraz şeyi sormak istiyorum. 80 öncesi mücadelenin içerisinde olan e, anlatıcılarla konuştuğumuzda üniversite öğrencisi olanların özellikle öğrenci birlikleri üzerinden, öğrenci oluşumları üzerinden son derece söz sahibi olduklarını görüyoruz üniversite içerisinde. 80 sonrası sizin üniversiteye girdiğiniz dönemde bu nasıldı? YÖK nasıl değiştirdi bütün bu ortamı? Öğrenci dernekleri diye bahsettiğimiz aslında nasıl bir yapı? Biraz bunu anlatalım çünkü bugünden dinlediğimizde çok fazla bir yere oturmuyor öğrenci derneği ne demek. Bunları biraz açıklayalım. Ya öğrenci dernekleri işte yani bu esasen üniversitelerdeki örgütlenmenin ilk adımı olarak düşünüldü. Yasal dernek kurma çalışmasıydı bu. Yani işte Ankara Hukuk Fakültesi'nde başladı. Bu derneğin kuruluşuna izin vermediler. Ee, idare i̇dare izin vermedi. Yani hükümet izin vermedi. Siyasi yapı izin vermedi. İşte dernekleşme önemli bir mesele haline geldi. Dernekleri yasalaştırma ve meşrulaştırma. Bu gençlik hareketinin çıkış noktasıydı. Öğrenci dernekleri kurma ve öğrenci dernekleri üzerinden bir gençlik hareketi yürütme. Bu önemli bir talepti. Bunun üzerine çeşitli yerlerde öğrenci dernekleri kurulmaya başlandı zaten. İstanbul'da, Ankara'da işte bunların bir kısmı şey yapıldı, izin verilmedi ama bir noktadan sonra öyle bir e, basınç oluştu ki, öyle bir talep geldi ki işte iktidar bu talebi bastırmak için tek tip dernek yasası gibi tıpkı e, tek tip e, sendika yasası 15-16 Haziran'da olduğu gibi bir tek, tek tip dernek yasası gündeme taşıdı. O dernekleşme çabalarını kontrol etme ve kendi denetimini alma noktasında işte gençlik buna isyan etti. Esasen bu yasa geri püskürtüldü. Ama bu yasa geri püskürtüldükten sonra biz dernekleşmeyi unuttuk. Yani dernekleşme bizim açımızdan basit bir araç haline geldi çünkü polisi de üniversite dışına çıkardık. E bize ne lazım dernek gibi bir havaya geldi. Biz zaten istediğimiz şeyi, eylemi, istediğimiz konuşma, istediğimiz forumu, üniversitede yapıyoruz basitliğine iş dönüştü ve yasal örgütlenmeler e, geri plana konuldu. Fiili örgütlenmeler, fiili hareket esas alındı. Şimdi yani fiili e, bir gençlik hareketi fiili yapıları gerektirir tabii her şeyi e, kendi yasallığı içerisinde tartışamazsın ama geniş öğrenci kitlesine seslenmek açısından onların demokratik bir örgütlenmesi olarak dernekler büyütülebilirdi, yaygınlaştırabilirdi ve bunların üzerine İstanbul Öğrenci Dernekleri Federasyonu gibi biz bunu amaçladık. Aslında biz buna sahip çıkmaya çalıştık ama bu gençlik hareketi sadece bizden ibaret değil. Bizim ufkumuz farklıydı. Yani biz bu dernekleri önemseme, bu dernekleri geliştirme, dernekleri yaygınlaştırma, derneklere daha fazla öğrencinin üye olmasını sağlama, gençliğin öz örgütlenmesi olarak dernekleri büyütme ve bunu bir federasyon tarzında örgütleyerek gençliğin İstanbul çapında merkezi bir demokratik örgütünü inşa etmeyi önümüze koyduk. Ama bu bizim tek başımıza çabamızla olabilecek olan bir şey değildi. Gençliğin mücadelesinin kendi iş dinamiklerinin yanlışlıkları, Artı tarihsel bir yenilgiyle beraber bunlar iç içe geçtiğinden dolayı artık Gençlik Hareketi gelinen safhada kendi canlılığını e, yitirdi. Sönümlendi, e, yıldızı artık sönmeye başladı yani. 90'ların başı hatta 80'lerin sonu itibariyle aslında e, devrimci hareketlerin de özellikle lider kadrolarının da yavaş yavaş e, hapishaneden çıktığı bir süreç. Tekrar bir politize olma süreci biraz önce bahsettiğiniz ÖDP'nin tartışma süreçleri. Kuru Çeşme toplantıları ve sonrasında partileşme süreci bunlar öğrenci hareketi sönümlenmiş bile olsa o kadroların bir kısmı bu kanallar içerisinde tabii. devam etti mi? Etti tabii yani sönümlendi derken bütünüyle bitti manasında bir şey söylemek doğru değil. Tabii bizden sonra da bir gençlik mücadelesi oldu işte koordinasyon dönemi en canlı yaratıcı bir dönemdi. Ondan sonra her gençlik her siyasi yapı kendi gençlik örgütünü kurdu zaten. Yani e, gençliğin bütününe üniversitede seslenen herkesin içinde yol yer aldığı. Şimdi bizim basın yani yüksekokul öğrenci derneği vardı. Çok çeşitli siyasi görüşten insanlar oradaydı. Yani biz orada seçim yapardık. Mesela biz devrimci gençlikciydik. Yüzsever devrimci gençlikten olan arkadaşlar vardı, yarıncılar vardı filan vesaire vesaire. Bu gençlik yapılanma içinde olmayan bireyler de vardı. Yani örgütsüz bireyler de vardı. Bu demokratik olarak bir dernekti bu. Yani bir Basinyen Yüksek Okulu öğrencilerini böyle bir şeyin içerisindeydi, böyle bir yapılanma olarak kendisini şekillendiriyordu. Şimdi bunların bu sürecin bitiminden sonra tabi bütünüyle o ilişkilerin izlerini taşıyan gençlik dinamikleri Ödepe sürecine girdiğinde ha pardon orada bir kesinti oldu. Yani bizimki böyle bütün gençlik kesimlerini kapsayan bir gençlik hareketi. Gençliğin eylemi ve gençliğin örgütünü kurma çalışmasıydı. Bir müddet sonra koordinasyon süreci de dağıldıktan sonra mesele şuraya geldi. Her siyasi yapı kendi gençlik örgütünü kurmaya çalıştı. Bağımsız gençlik örgütünü kurmaya çalıştı. Tırnak içinde bağımsız. Yani mesela bizde ÖDP'de çeşitli gençlik örgütleri vardı. Mesela bizim hareketin bir parçası olan arkadaşlar gençlik muhalefeti diye kendilerini tanımlıyorlardı. Ama çoğu işte bizim gelenekten gelen arkadaşlardı. Ödepeliydiler ama bizim gelenekten gelen arkadaşlar. Mesela ödepeli gençler diye çalışmazlardı. Gençlik muhalefeti diye çalışırlardı. Ama herkes bilirdi ki bu gençlik muhalefeti de şu grubuyla bağ olan veya başka başka çeşitli. Yani Bizim dönem gibi gençliğin bütününe seslenen bir gençlik örgütlenmesi değil. Her siyasi örgütün kendi tırnak içinde bağımsız örgütünü kurma süreçleri olarak ortaya çıktı ve bugün 2023 yılındayız. Gerçi üniversitelerde kapalı, üniversitelerde de doğru da dürüst bir akademik hayat yok ama bir gençlik hareketi yok mesela. Bir gençliğin birleşik bir eylemi yok, gençliğin birleşik bir örgütü yok. Gençliğin birleşik bir merkezi yok. Gençlik hareketi yok yani. Üniversite gençlik hareketi yok. İki şey soracağım. Bir tanesi sizin döneminizdeki e, siyasi grupların isimlerini paylaşır mısın e, bizimle? İkincisi de biraz önce bahsettiğin daha çok bizim dönem olan e, işte gençlik hareketiyle belli bir siyasi hareketin bağlantısının olduğundan bahsettin. Diğer siyasi grupların... Ya her siyasi musun? yapı vardı. Aklınıza gelen Türkiye Devrimci Hareketi'nde isim salmış bütün siyasi yapıların iyi kötü, az küçük hepsinin bir karşılığı vardı. Ama en öne çıkan o zaman devrimci sol. Çok gençlikte onlar da dev genç ismini kullanırlar. Biz devrimci yol genelinden gelenler devrimci gençlik, dev genç kullanırdık. İşte tip tisip tekape kesimlerin içeren yarıncılar denilen bir gençlik o dergi etrafında işte dev solcular çözüm dergisi etrafında bir dönem kendilerini ifade ettiler, tanımladılar. E, YDGF işte Halkım Kurtuluşu, Türkiye Devrimci Komünist Partisi gibi yapıların şeyleri vardı. Kurtuluş e, e, yapısının şeyleri vardı. İşte partizan geleneğinin e, gençlik içerisinde iz düşümleri vardı. Yani yani Türkiye Sosyalist Hareketi'nin 80 öncesi ne kadar yapısı varsa gençlikte de onların izleri vardı. Büyük küçük ama hani kitle olarak e, ifade edersek dev genç geleneğinden gelenler sayısal olarak fazlaydı. Hani dev genç geleneğinin değişik takipçileri e, sayısal olarak daha baskındı, ağırlıklıydı süreç içerisinde. E, durum bu. Biz şimdi hep e, 12 Eylül'ü konuşurken 12 Eylül'ün bir milat olduğundan bahsediyoruz ve bunun bugüne e, kadar gelen etkilerinden bahsediyoruz ve yok bunların Önemli damarlarından bir tanesi. Özellikle 1402 ile başlayan e, üniversitelerin özel demokratik yapısına e, büyük bir darbe olan bir süreçten bahsediyoruz. Sizin döneminiz e, belli kazanımları içermekle birlikte yine daha sönümlenen bir sürece doğru ilerledi. Ondan sonraki süreçte yine bir yükselmeyle e, bir platoya eriştiğimiz bir döneme denk geldik. Bugün baktığımızda da üniversitelerin durumu e, bu ikisiyle bile karşılaştırılamayacak şekilde kötü bir durumda. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani işte bu büyük bir olay yani. Büyük bir olay derken kötü bir olay. Yani gerçekten biz o dönemde akademik demokratik mücadele, özellikle demokratik üniversite talebine sahip çıkarken bugünkü durumun daha üstündeydik. Daha, daha ileri bir noktadaydık. Ama şimdi öyle değil yani. Üniversite hayat bütünüyle bitmiş, çölleşmiş, e, akademisyenler atılmış, e, çok bilim kavramından uzak insanlarla doldurulmuş dinselliğin, bilimin değil dinselliğin kapıdan içeriye sokulduğu, bilimin dışarıda bırakıldığı, üretmeyen, araştırma yapmayan bir tür rejimin sadık merkezleri haline gelmiş üniversite. Üniversite çünkü muhalefettir, muhalif olmaktır üniversite. Yani üniversiteler devlete karşıdır tırnak içinde yani. Şimdi devlete sadık üniversiteler, rejime sadık üniversiteler üniversite kimliğini içermez. Üniversite demek akademik özgürlük demek, bilimsel özgürlük demek, bilim demek. Üniversite var olan yapıya itiraz ederek üniversite kimliğini alır, geliştirir. Tarihsel olarak öyle olmuş ama şimdi öyle değil. İtaat eden, yukarıdan aldığı talimatlara hayata geçiren bilimsel bir ufku araştırması, perspektifi olmayan, bütünüyle rejimin, siyasal İslamcı rejimin kendi kadrolarını yaratmaya çalıştığı, e, adına e, kapıda üniversite yazıyor ama zihniyet olarak, içerik olarak e, liseden farksız, hatta liselerin bile birçok lisenin bile gerisinde olan e, bir yapıya dönüştü. Üniversite, Türkiye'nin her tarafında üniversite var ama aslında üniversite yok. Üniversite binaları var ama üniversite yok. Zihniyet olarak üniversite yok. Felsefi olarak üniversite yok. Şimdi biraz başka bir soru sormak istiyorum. Siz üniversite yaşamından itibaren politik bir yaşamın içerisinde bir hayat sürdünüz. Ve bu kamusal alanda oldu. Dolayısıyla bu soruyu size sorabilirim. Neyi yapsaydık daha farklı olabilirdi bugünümüz? Bunu şunu şu parantezi açarak da söylüyorum. Hayatının önemli bir kısmını devrimci mücadeleye adamış insanların artık başka ne yapması gerekirdi sorusunu akılda tutarak elbette ki burada çok fazla ödenmiş bedellerden, ne diyelim özverilerden bahsediyoruz. Bu, bu evet ama eleştiri de genelde bu kamusal figürlere geliyor hep. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Neyi farklı yapsaydık? Gençlik olur. hareketi açısından mı? Hem gençlik hareketi açısından hem içinde bulunduğunuz devrimci hareket ya da siyasi yaşamımız göz önünde bulundurarak bunu cevaplayabilirsiniz. Yani az önce gençlik hareketini anlatırken e, polisin üniversiteden uzaklaştırılması itibariyle, yani üniversite kampüsünün içerisinden uzaklaştırılmasından itibaren nasıl bir üniversite istediğimizi ilişkin bir hayatı üniversite üniversite içerisine yaşayabilsek ve yaşatabilseydik daha başka pozitif deneyimler bugüne kalırdı. Bunu yapamadık. Yani bu bir eksiklik, bu bir öz öyle söyleyelim. Yani bu bugünden baktığımda e, orada e, polisin üniversite kampüsünün dışına çıkartıldığı bir dönemde e, özellikle demokratik üniversiteyi filizlendiren, e, istediğimiz üniversitenin e, ipuçlarını, e, filizlerini ortaya koyabilen bir pratik içerisinde olabilseydik bizden sonraki kuşa daha pozitif sonuçlar verebilirdik. Mesela yani 78 kuşağının en önemli haleda zihinlerde kalan pratiği nedir? O öteka deneyimidir. Biz de o deneyime uygun bir miras bırakabilirdik. Bırakamadık yani gençlik hareketi aslında söylediğim bu. Az önce de söyledim. Keşke o dernekleri yaşatabilseydik, para edebilseydik, federasyonlaştırabilseydik ve üniversite hayatına onlarla müdahil olabilseydik daha bizden sonraki süreçteki gençlere çok önemli bir gençlik mücadele mirası bırakabilirdik. Ha siyasal bağlama geldiğimizde çok önemli bir geldiğim gelenek çok önemli bir süreç başlattı bu sosyalizmin yenilgisiyle beraber bir tartışma süreci 93'lerde. O tartışma süreci çok önemliydi, çok milattı o sağlıklı yürüyemedi. O neden? E, ya o çok uzun bir hikaye. Yani kişisel yaklaşımlar, kişisel güvensizlikler, yani içerik olarak doğruydu. Yani sosyalizmin bir tarihsel dönemi bitti, yeni bir tarihsel dönemini başlatalım ve bu yüzden önümüze nasıl bir sosyalizm sorusunu sorarak başlayalım ve bunlar konusunda bir ideolojik mesafe alalım. Bunlar çok önemli bir şeydi. Onu iyi yapamadık, onu sağlıklı yapamadık, onu çok demokratik yapamadık, onu kapsayıcı yapamadık. Bir tür ayrışmaya yol açan bir süreç oldu. Orada beraber olabilseydik hareket olarak, tabii bunu istemek başka. Tabii ben 80 öncesini yaşamış bir insan değilim. İnsanlar bir şeyler yaşadılar ve o yaşadıkları bir şeyler... Onların kendi aralarında da güvensizlikler yarattı. O güvensizliklere hakim değilim. Doğal o güvensizlikler sürece egemen olmaya başladı. Bireysel duruşlar ve tarumar oldu o süreç. O süreçten biz bir ödepeyi çıkardık. O da çok önemli, çok değerli. Bugünden bakıldığında ne kadar kıymetli bir şeymiş. Fazlaymış bize baktığımızda. Onu koruyamamak, onu var edememek, onu sürekli kılamamak. Yani genel adlarıyla bunu söyleyebilirim. Tartışma sürecini sağlıklı yürütemeyip, o kapsayıcılığı ve geniş birliği koruyamamak ve ayrışmak ve ÖDP'yi kurduktan sonra da ÖDP'yi koruyamamak, o geniş zemini koruyamamak. Ya yani bunlar genel şeyler. Tabii bu niye korunamadı, nasıl korunabilirdi bunlar çok ayrı tartışma konusu. Ama şöyle baktığımda kendi siyasal gelişimim açısından bir, işte az önce söyledim üniversiteye başka bir kimlik verebilme zeminini değerlendirememek, iki tartışma sürecini geniş bir zenginlik içerisinde ilerletmek ve oradan bir arada çıkabilmeyi başaramamak, ÖDEPE gibi bir çok önemli bir projeyi başlangıçtan itibariyle yeni deneyimlerle büyütememek ve sönümlendirmek. Sonraki süreçte... 2012 Eylül referandumu Türkiye Sosyalist Hareketi'nin en önemli ayrışma, gerçek ayrışma, gerçek farklılaşma zeminiydi 80 sonrası. Orada Türkiye Solu Sosyalist Hareketi evetçiler, yetmez ama evetçiler, hayırcılar ve boykotçular diye saflaştı. Gerçek bir saflaşmaydı. Biz o saflaşmanın hayır kanadındaydık. Orada Emek Partisi, TKP, Halk Evleri ve ÖDP'nin o süreci bir ileri düzeye doğru taşıyamaması, o hayır bloğunu daha birleşik bir zemine taşıyamaması, oradaki başarısızlık not edebileceğim bir önemli noktadır. En son Birleşik Haziran Hareketi'ni yine o Gezi Hareketi'nin mirası üzerinden Gezi'nin mirasını sürdürmek ve geziye, Gezi'nin tarzına uygun bir Birleşik Hareket yaratma zeminiyle ortaya çıkan Birleşik Haziran Hareketi önemli bir çıkıştı. Onu da sürdürememek. Yani bunlar hep, e, tabii bunlar nedenler üzerine konuşulur ama e, burası önemli. E, tabii Gezi, yani Gezi'nin mirasını sürdürememek, işte Hazıran Hareketi böyle bir şeydi. E, daha geniş kesimlerle bir hareket yaratabilirdik, yaratamadık. O yarattığımız kesimlerle de Hazıran Hareketi'ni kalıcı hale getiremedik. E, bunlar e, önemli eksiklikler, e, önemli zaaflar. Benim de içinde yer aldığım. Ee, önemli deneyimlerdi ama e, maalesef başarısızlıkla e, biten deneyimler oldu. Durum bu. Şimdi Bugün... üzünlü bir şeye geçtik evreye geçtik. <laughs> çok daha farklı bir süreç içerisindeyiz. Seçim sonuçlarının ardından konuşuyoruz. Ee, belki şunu sorabilirim: Her gün nasıl uyanıyorsunuz? Mücadeleye devam etme ruhuyla mı, yoksa e, çok daha negatif duygularla mı kalkıyorsun? Ya negatif değilim ben. Yapı olarak da negatif bir insan değilim. Yani hiçbir zaman olmadım. Hep bardağın dolu tarafına bakmayı tercih ederim. Ama gerçeklerden kopmamak lazım. Ya yani çok tarihsel bir seçimdi, kritik bir seçimdi. Kazansaydık koşullar bizim daha lehimize olacaktı. Yani daha iyi bir ortama girecektik, göreceği iyi bir ortama. Yoksa mücadele bitmeyecekti yani. Daha olumlu koşullarda bir mücadelenin parçası olacaktık. Çünkü biz sosyalizmi savunuyoruz, istiyoruz. Ama bunun önünde bir siyasal İslamcı rejim, barikat var. Bu herhangi bir partinin iktidarına benzemiyor bu. Türkiye bütünüyle çağın ötesine, çağın gerisine pardon ötesi başka bir şey olur. Çağın gerisine taşıyan bir e, siyasal İslamcı rejimin Tek adam rejiminin bu antidemokratik faşizan rejimin e, tabi e, iktidarını devam ettirmesi e, bizim açımızdan koşulların daha negatif e, bir süreçte evrilmesine yol açacak. Daha negatif koşullarda mücadele edeceğiz. Yani e, bu manada. E, 28 Mayıs'tan sonra ortam daha negatif. Yani çünkü siyaset kendi duygunuzla yapmıyorsunuz ki yani kendi duygunuz ya tamam yani şöyle yani bir moral bozukluğunuz olmuyor değil insanı sonuç itibariyle nasıl yenemedik yani nalet olsun diyorsunuz ama kendinizi bir devrimciyseniz hani aklımız her zaman iyimserdir. Pardon aklımız diyorum. İrademiz Gramsci'nin tabiriyle aklımız kötümser olsa bile irademiz her zaman e, iyimserdir ama aklımızın da iyimser olduğu bir koşulu isterdik yani aklımız da iyimser olsun irademiz kadar. Aklımızın iyimser olabileceği bir koşul ortaya çıkmadı yani. E, ama siyaset dediğim gibi tek başınıza yapmıyorsunuz. Sizinle beraber siyaset yapan insanlar işte sokakta sizi görüyor, nalet olsun diyor, gideceğim diyor, bezdim diyor, kapattım diyor, bütün sosyal medya hesaplarımı diyor, televizyona da bakmıyorum diyor, Bunlara, yani böyle bir umutsuzluk yani tabi seni rahatsız ediyor. Nasıl bir direnç e, yeniden yaratacaksın? Direnç önemli. Şimdi yüzde %48'lik bir direnç var, az buz bir şey değil. Bu 2014'ten beri böyle. Yani Bir türlü onlar 60-40 olamıyor, biz de bir türlü 51 olamıyoruz. Yani muhalefet iktidar denklemini. Şimdi bu iktidara karşı yüzde %48'lik direnç de önemli. Ama bu direnç şimdi zayıfladı. Yani nalet olsun. Yani o direnci ayakta tutmak başlı başına bir siyaset, başlı başına bir iş. tekrar yeniden insanları bu iktidarın, bu rejimin yenilmesine inandırma işi kolay bir iş değil. Sadece yüzde %48'i tutmak da yetmiyor. %52'yi de çözmek. Çözmek derken yani kendi eksenimize taşıyabilmek de oldukça önemli. Çünkü onların içerisinde bizimle olması gereken çok sayıda insan var. Onlar da bizim yurttaşlarımız, insanlarımız. Bizim tarafı dirençli kılıp o tarafın AKP, MHP ekseninde sağ muhafazakar bir çizginin, İslamcı bir çizginin yanında duran toplumsal emekçi kesimleri nasıl çözeceğiz ve bizim eksenimize getireceğiz? Bu da oldukça önemli bir problem. Yani işimiz zor ama mücadele etmeye tabii baştan başlamamız lazım yani şimdi kaldığımız yerden devam etme şansımız yok yani baştan başlayacağız ee, yeniden kurmamız lazım daha planlı daha hedefli daha sorumlu daha yerelden daha aşağıdan e, ne bileyim e, daha özelleştiril tabii bakarak kendimize şimdi yapmamız gereken e, bir bilanço bir muhasebe e, yeniden başlamak değil de yeni yeni bir başlangıç yapmak açısından kaldığımız yerden devam etmek değil de baştan başlamak açısından ciddi bir muhasebe ihtiyacı var. Bu muhasebe de sadece seçim sonuçları üzerinden değil, tarihsel yenilginin aşılamaması üzerinden de yapmak lazım. Şimdi bazen Almanya'ya öteye gidiyorum toplantılara. Ya ne olacak bu Türkiye'nin Türkiye solu diye eleştiriler yapıyorlar. Ya sanki mesela Almanya solu almış başını gidiyor, Fransız solu almış başını gidiyor. Ya dünyada sol yürümüş gidiyor da bir biz Türkiye'nin beceriksiz solcuları bir şey yapamıyoruz. Böyle bir dalga da yok yani böyle bir ortam da yok. Yani bir taraf büyüse biz de kalsak deriz olan bizim ne eksiğimiz var? Niye biz büyüyelim? Öyle bir şey yok yani. Bakın her yerde görüyorsunuz siz de. sağ, gelici, ırkçı, faşistan hareketler büyüyor. Sosyalizan hareketler büyümüyor. Büyüyen hareketler de işte Lula tekrar Brezilya'da geldi. Daha sağa dönerek geldi. Daha rejimle uzlaşarak geldi. E, Siriza yani başımızda yenildi, iflas etti. Yani bak Siriza üçüncü, kaçıncı parti oldu? İkinci parti oldu da. Evet ikinci parti oldu ama sonuçta e, Michotakis, orada da kriz var. Orada da Siriza büyümedi. Yani orada da e, yine yeni demokrasi e, partisi denilen e, muhafazakar. Sağ bir parti Iktidar. Oldu. Dünyada böyle bir sağ dalga bütünüyle Kırılabilmiyor. Bu ne? Niye böyle oluyor? Yani bunu buna biraz kafa yormak lazım. Seçim sonuçlarıyla e, daraltırsak tartışmamızı çok çöklü sonuçlar çıkartamayız. Yani iki değerlendirmeyi yapmak lazım. Bir eleştirel inşa, bir yeniden her şeyi tanımlayarak planlı, programlı, hedefli e, yol almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.